Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Resulillah. Öncelikle halkımızın mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hacer-ül Esved taşı bir bütün halinde değil. Parçalara ayrılmış 8 parça halinde. İşte o parçalar zaman zaman bizim de ecdadımız Kabe-i Muazzama'ya, Harameyn'e, daha doğrusu hem Mekke-i Mükerreme'ye hem de Medine-i Münevvere'ye hizmet ettiği yıllarda oralardan buralara bir tabii ki adeta hatıra olarak ecdadımız buralara 5 parça halinde şu anda bildiğimiz bu parçalar getirilmiş. Bir tanesi nerede? Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin girişinde. 4 tanesi de şu anda içinde bulunduğumuz bu caminin içerisinde. Yani birisi hemen ana giriş kapısının iç kısmında, 2 tanesi minberin ilk giriş kapısı ve yukarıda külahın altında bir tanesi. Bir tanesi de mihrabın hemen ayeti yazılı olan bölümün altında. Bunu halkımız buraya geldiğinde, camimizde gayet rahat bir şekilde görebiliyor. Biz bu hatırayı Kabe'den bir parçanın burada olduğunu bilerek zikirlerle, tesbihlerle gelip burada ziyaretimizi yapabiliriz. Ama Kabe'de yaptıklarımızı burada yapmaya başlarsak o zaman yani bid'at dediğimiz, bid'at ne demek? Dinde olmayan bir şeyi icat etme anlamında. Yani bizim burada bu taşları selamlamamız efendim veya işte farklı şeylerde dokunmamız bir şekilde özellikle bulunduğu mekan itibariyle bir takım sıkıntıları da olan bir husus. Buraya geldiğimizde özellikle Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber tesbihi mesela bunlar Ramazan-ı Şerif'te de genelde belki tekrarlamamız gereken tesbihler. Bu tarzda zikirlerle, tesbihlerle ziyaretimiz yapılabilir. Ama böyle selamlama, el sürme şeklinde kesinlikle böyle bir şeyi tavsiye etmiyoruz. Uygun değil. O orada yani Kabe-i Muazzama'nın yanında olan bizim için tavafa başlangıç çizgisi olarak belirlenen Hacer-ül Esved taşının orijinalinin olduğu yerde. Bu oradan bir parçadır. Bize hatıra olarak gelmiştir. Biz de buna hürmeten burada özellikle ecdadımızın bizlere bir hatıra olarak bıraktığını düşünerek hareket etmemiz gerekir.